Gaziantep İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Peygamberimizle Şahsiyet İnşası konulu bir panel düzenledi ve yoğun katılım sağlandı. Panelde Peygamber Efendimizin hayatının bireysel ve toplumsal düzeyde örnek teşkil ettiğine vurgu yapılarak Kur'an-ı Kerim'in insan karakterinin inşasındaki rolü ele alındı. Sinemde barınmasın, dağlarından öte mutlaka imanla, karşılıklı sevgi ile saygıyı, nezaketi, hem Allah'ın emri, yuva, aile yuvasıdır. Sağlam karakterli nesiller oluşturursun. Hayat damarı kopan bir insan nasıl ayakta durur? Tabii şahsiyet inşasında ailenin rolü denildiğinde fe ebevahu yuhawidanihi ev yunassiranihi ev yumeccisanihi, anne babası onu ya Yahudilik yahut Hristiyanlık yahut Mecusiliğe meylettirir diyor ya. Tabi burada İslam'ı zikretmemiş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatın her alanına, güzel ahlakın hangi alanına derseniz, Cenab-ı Zülcelal لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَدِ تَقْو۪يمُ buyuruyor. En güzel şekilde yaratılan insanoğlunu hakka ve hakikate, Cenab-ı Hakk'ın rızasına kaldıktan sonra ibadetle, amelle, amel-i saliha ile. Cenab-ı Allah Hazreti Adem'i yaratmadan önce meleklere ne dedi? Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. İkame dediğimiz namazın ikamesi de Müslümanlık şahsiyetimizin karargahıdır. Biz o adresi ve o karargahı kaybettik mi, o savaşı kazanmamız, o zaferi elde etmemiz mümkün değil.